Evet arkadaşlar, şimdi de üstel fonksiyonlarla ilgili bir örnek yapalım. İşlem içersin. İnşallah beni kaldırmaz. Örnek diyelim şöyle. 2 üzeri 2x çarpı 8 üzeri x çarpı 27 bölü 96 çarpı 4 üzeri eksi x eşittir 144. Buna göre x nedir? Kim gelsin, kim gelsin? Yunus nerede ya? Hocam, Yunus devamsızlık yaptı bugün. O zaman sen geleceksin Didem. Gel bakalım. Geleyim, geleyim hocam, tamam. Çözelim. Zor bir soru değil. Ne yapmamız gerekiyor? Hocam, burada mesela 8 üzeri x var. Evet. Ben bunu iki tabanında yazabilirim. Güzel. Mesela burada 4 üzeri eksi x var. Bunu da yine iki tabanında yazabilirim. Onu paya yazabilirim. Çıkartarak yazabilirsin. 27, onu da 3. 3'ün kuvveti şeklinde yazabilirim. Tamam. Yani böyle bir deneyim. Bir düzenleme yapalım. Bir düzenleme yapayım. Sadeleşme falan olacak mı? Tamam. 2 üzeri 2x'i aynen bırakıyorum. 2 üzeri 2x çarpı 8 yerine 2 üzeri 3. Yani 2 üzeri 3x yazayım. Güzel. 2 üzeri 3x çarpı 27 yerine 27 neydi? 3'ün 3. kuvveti. Güzel. Bölü. Bölü 96. 96'yı şimdi bunu nasıl yazarsın? 2'nin bir kuvveti değil 96. Bunu nasıl yazacağım hocam? 3'ün de kuvveti değil sanki. 3'e bölersen kaç çıkar 96? 96, 32. Evet, 32. Heh, o tamam, tamam. Şimdi anladım. 32, 2'nin 5. kuvveti. Öyle yazabilirim. 3 çarpı. Şöyle. 3. Güzel. 96'yı bu şekilde düzenleyebilirim. Tamam, bir de 4 üzeri eksi x'imiz var orada. Tamam, 4 yerine 2'nin karesi yazarsam, tamam. Onun eksi x'inci kuvveti de 2 üzeri eksi 2x olur. Eşittir. Eşittir. Sağ taraf için 144 için ne yazabiliriz? 144 2'nin kuvveti midir? 2'ye bölüyorum. 144 12'nin karesi değil mi? Evet. Orada 3 çarpı 4. 3 çarpı 4'ün karesi. 3'ün karesi çarpı 4'ün karesi. Evet, onu da o zaman şöyle yazabilirim. 3'ün karesi çarpı 4'ün karesi, yani 2'nin 4. kuvveti. Güzel. 16. 16'yı 2'nin 4. kuvveti olarak yazabilirsin. Evet. Tamam. Şimdi toparlanabilir herhalde bu denklem. Tamam, bu denklemi toparlayayım. Payı payda bir yine tabanları aynı olduğu için bunların üstlerini toplayabilirim çarpımda. Şimdi üst üste sayıları paya taşırken üstün eksilisini alarak taşıyabildiğini hatırla. Evet. Tamam, şimdi o zaman şöyle yapalım. 2 üzeri 2x 3x'i topluyorum. Burası 5x. Çok güzel. Çarpı 3'ün 3. kuvveti. Bunu da yazdım aynen. Şimdi bu aşağıya da bir daha düzenleyeyim hocam. 2 üzeri 5 burada var. Eksi 2x. Bu ikisini toplarsam 5 eksi 2x çarpı 3. Evet. Yine eşittir. 3'ün karesi çarpı 2 üzeri 4. Şimdi buradan sonra şu paydadaki ifadeyi 3'leri de sadeleştirebilirsin. Ha, hemen evet, burada aslında burada sadeleştirebilirim. Hatta karşı taraftaki 3'ün karesine de dikkat et. O zaman şimdi bu 3 üzeri 3'ü 3'e böldüğümde burada bir 3'ün karesi kalmış olacak. Tamam. 3'ün karesiyle de bu sadeleşir. Güzel, 3'lerden kurtulduk. Hı hı. Geriye kalan bir yaz istersen. Onu da yazayım. Şöyle yana yazayım. 2 üzeri 5x bölü 2 üzeri 5 eksi 2x eşittir 2 üzeri 4 kaldı. Çok güzel. Hepsi 2'ye bağlı oldu. Peki sol tarafı 2'nin bir kuvveti olarak yazabilir misin? Eğer öyle yapabilirsek tabanlar 2 olacak. Üstlerin eşit olmasını bekleyeceğiz bu eşitliğin sağlanması için. Evet, evet. Şimdi o zaman hocam bu paydadaki üssü paya taşırken onu negatif üstlüsünü alacağız. Yani eksi 1 ile çarpılmış hali. Tamam. Tamam, çok güzel. Onu şöyle yazabiliriz. 2 üzeri 5x çarpı 2 üzeri eksi 5 artı 2x. Eksi 5 üzeri, evet. Eşittir. Burası eşittir. 2 üzeri 4 oldu. Tamam. Şimdi yine tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyorum. Buradan 2 üzeri 5x, 2x daha 7x
eksi 5 eşittir 2 üzeri 4 oldu. Güzel. Şimdi eşitliğin her iki tarafında da taban 2. Hı hı. Bu iki sayının birbirine eşit olabilmesi için bunların üstlerinin de eşit olması lazım. O zaman buradan 7x eksi 5 eşittir 4. 4 dersem eksi 5'i karşıya attım. Artı 5 oldu. 9. 9 oldu. O zaman x'i ben 9 bölü 7 olarak bulmuş oldum. Çok güzel. Gerçekten de x yerine 9 bölü 7 yazdığımız zaman sol tarafın 144 eşit olduğunu görmeye çalış. Tamam hocam. O da benim ödevim olsun.